Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Pepe Aya tek başına yolculukta %38 arttı. Bu rally sürecek mi? Pepe Coin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Pepe'nin gelecekteki performansı %38'lik artışa rağmen şüpheli, işte nedeni. Son birkaç gündeki yükselişle birlikte birçok üst düzey analist, altcoin sezonunun büyük ihtimalle başladığına ve Pepe gibi şirketlerin bu çağrıyı daha da ileri götürdüğüne inanıyor. Bu yazının yazıldığı sırada Pepe, son 24 saatte %9,19 artışla 0,000515 dolara yükseldi ve son 7 günlük dönemdeki genel büyümesini %38,14'e çıkardı. Bu nitelikte tek başına bir yolculuk basmak, Shiba Inu'nun SHIB gelecekte yerinden edileceğini öngören çok güçlü ve enerjik inananlar topluluğunu yönettiği için Pepe'nin en güçlü yönlerinden biridir. Her hafta piyasaya sürülen yüzlerce meme coin'in aksine Pepe, bu yılın başında ortaya çıkışından bu yana ana akım olmayı başardı. Meme coin'i bir dolandırıcılık olarak etiketlenmekten, 638.467.882 dolarlık piyasa değerine göre 83. en büyük coin haline geldi. Halen tüm zamanların en yüksek seviyesinin ATH yaklaşık %64 altında olmasına rağmen, Pepe'nin yükselişinin kısa vadede sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki kritik soru şu anda devam ediyor. Şimdilik, ticaret hacminin arttığı ve genel piyasa duyarlılığının güçlü kaldığı göz önüne alındığında, gerçekler token lehine uyumlu. Bununla birlikte, derin bir faydanın yokluğu, gelecekteki potansiyeli konusunda hala şüphe uyandırmaktadır. Pepe ortak meme paralarından ders almalı Pepe, pazara çıkışından aylar sonra bile pazarda yeni olma bahanesine sahip olabilir. Bununla birlikte protokolün çekirdek geliştiricilerinin, SHIB, Flock'ı ve Babydog gibi diğer meme paralarından bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Bunların hepsi, botlarını sadece eğlenceli bir tokenden harika bir faydaya sahip bir tokene dönüştüren en az bir ürünü piyasaya sürdü. Shiba Inu, Shibarium'u piyasaya sürerken Floki, tokenizasyon için token fee piyasaya sürdü ve Babydog'un bir metini görüntü oluşturucusu var, Pepe'nin topluluğuna sunacak hiçbir şeyi yok. Şimdilik her şey yolunda görünse de yatırımcıların katma değeri olan bir protokolü desteklemeyi tercih etmesiyle, bu durum yakın zamanda değişebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.